Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. E Futbol 2024'te bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Bugün biteceklere geçmeden önce bir hatırlatmada bulunmam gerekirse oyun içerisinde geçen hafta bir turnuva başladı. Temmuz'un ortasına kadar da devam edecek. Özellikle de bizim ülkemiz bu turnuvada biraz gerilerde kaldı. 6. sıradayız arkadaşlar. 6. sırada başladık. Hala 6. sıradayız. Fakat 6. sıradaki ülkelere hediye verilmemekte en azından 5. sıraya yükselmemiz gerekiyor. Bu turnuvada Türkiye seçen arkadaşlarım ne kadar çok gol atarlarsa üst sıraya çıkmamız konusunda destek olmuş olurlar. Eğer bu etkinliği oynayıp tamamladıysak defalarca oynayabiliriz. Attığımız her gol sayılmakta arkadaşlar. Ondan dolayı rakibi güçsüz modu alıp atabildiğimiz kadar gol atabiliriz. Eğer ilk 5 sırada olsaydık arkadaşlar sağ tarafta ödüller e futbol parasının fotoğrafını görürdük ülkenin alacağı ödül miktarı yazma, yazardı fakat biz de ödüller yok demek de Türkiye seçen arkadaşlarım bu turnuvada tamamlasalar da defalarca oynayarak fırsat bulduğunuzda vakit bulduğunuzda arkadaşlar goller atabilirsiniz. Oyunda bugün biteceklere bakacak olursak geçen hafta gelen Showtime paketi 103 Pedrin yer aldığı bu paketin bugün son günü. Geçen hafta 33 oyunculu Player of the Week paketi gelmişti, Japon Ligi paketi gelmişti. Bu paketlerin bugün son günü. Etkinliklere baktığımızda altın gol etkinliği, mücadele etkinliğinden 50 futbol parası kazanabiliyoruz. Yapay zekaya karşı bölümünde ortaklaşa maç etkinliği ve Player of the Week'den ücret saçma hakkı veren Sadık etkinliğin bugün son günü. Yarın yeni etkinliklerimiz gelecek. Bir de ligime geçen hafta eklenen isimler vardı. Eğer alıp denemek istersek orada 10 maç oynatabiliyoruz. Bu isimlerin bugün son günü yarın yeni isimler eklenecek. Yarına geçtiğimiz zaman her perşembe olduğu gibi haftalık bakım var. Oyun Türkiye saatiyle sabah 5'te kapanacak. Konemi 11'de açılacaklar ama yarın daha erken açabilirler arkadaşlar. Genelde güncelleme günlerinde gecikmeler olmakta. Geçen hafta güncelleme yaptık, sezona başlamıştık. Yarın belki de 10 sularında bile oyunu açabilirler. Japonlara da erken açıyorlar. Sonrasında diğer ülkelerde oyunlar açılmakta. Yarına baktığımızda temel olarak bizleri neler beklemekte? Klasik perşembe etkinlikleri 50 futbol parası kazandığımız etkinlik, player of the week ücretsiz etkinliği, ortaklaşa maç etkinliği gibi her perşembe gelen klasik etkinliklerimiz yarın gelecek. Bir de geçen hafta başlayan kampanyamız vardı. O kampanyanın ikinci haftasındayız. Kampanyadan dolayı da gelecekler var. Player of the week paketi Pazartesi geleceklerde açıklanacak. Yarının temel 4 konusu bunlar diyebiliriz. Geçen hafta başlayan kampanyanın ikinci haftası yarın başlayacağı için bu kampanya ile alakalı bizleri yarından itibaren neler bekliyor? Günlük 10.000 DP verilmeye devam edecek. İlk hafta bugün bitti. Yine 14 gün boyunca toplamda 10.000 DP verilecek arkadaşlar. 140.000 oyuna her gün giriyorsak 140.000 antrenör kazanabileceğiz. Hedefleri yeni görevler eklenecek. Geçen hafta eklenmişti. Yarın önümüzdeki perşembelerde yeni görevler gelecek. Almadığımız hediyeler var. Tamamlasak bile hepsini alamıyorduk. Ücret saçma haklarını mesela tamamlayamıyorduk Fransa'dan, Arjantin'den. Yarın buraya yeni görevler ekleneceği için birçok hediye alacağız arkadaşlar. Fransa paketi, Arjantin paketi orada eksik kalan isimleri çıkarabiliriz. Geçen hafta hedefler bölümüne bir de haftalık görevler, hedefler eklendi arkadaşlar. Genelde kampanyayla alakalı hedeflerimiz olurdu. Fakat konemi... Haftalık hedefler getireceğinden bahsetti. Buralardan da pozisyon antrenörü, becer antrenörü kazanabiliyoruz. Perşembeleri haftalık az da olsa hediye kazanacağımız görevlerimiz olacak. Bu paketlerin de süresi uzatılıyor arkadaşlar. Yarın uzatacağını söyledi Konemi. Kevin De Bruyne'li, Virsli, Donnarumalı. Bu paket bir de Muhammed Salahlı. Diğer paket. Normalde oyunda bunların süresi bugün doluyor gözüküyor ama Konemi bunların süresini yarın bayağı uzun soluklu uzatacak. Yarın gelecek bir başka etkinliğimiz de altın gol etkinliği. Buradan da toplamda 40.000 DP kazanıyoruz. Ortaklaşa maç etkinliği, futbol parası kazandığımız etkinlik, player of the week ücret saçma hakkı veren etkinlikler bunlar da gelecek arkadaşlar. Bir de önemli bir konu var. Player of the week konusu. Şimdi Avrupa Şampiyonası maçları başladı. Konemi Milli maçlara bakaraktan player of the week getirebilir arkadaşlar. Eskiden dünya kupası zamanında yapmıştı bunu. Şimdi yine yapabilir ve birinci maçlar tamamlandı. Şimdi korean player of the Week oyuncu seçerken lig maçlarında cuma cumas pazar bazen de pazartesiye bakardı fakat salıya pek bakmazdı. Flash skorlar olması lazım. Nadir hatta salıya baktığında bir sonraki hafta getirebiliyordu. Ondan dolayı milli maçlarda özellikle de cuma cuma pazar pazar sonra maçlara bakacak olursak bizim milli takımımızın maçı Portekiz'in maçı salı günüydü döndü. Konemi salı gününden tercihte bulunur mu bilinmez ama Avrupa şampiyonası maçlarından eğer paket gelirse kimler gelebilir? Onlara baktığımızda tahminlere değinelim. Almanya 5-1'lik galibiyet aldı. Ya Musiala gelecektir. Sağ kanat olarak gelir arkadaşlar. Sağ kanat pozisyonda oynadı ya da Santrafor'da oynayan Havers. İsviçre'den bir isim gelmeli ve burada Abişer herhalde ismini doğru oku ya da Ebişer yok Abiş ismini yanlış okuyor olabilirim. Doğrusunu aslında Google'dan Translate'den bakabiliriz olmadı. Bu futbolcumuz gelebilir. İspanya 3-0'lık galibiyet aldı. Gol yemedi. Kareci Simon gelebilir veya da Fabian Ruiz. O da önemli bir aday. İtalya'da golleri atan ya Stoper Bastun ya da göbek futbolcusu Barella. Hollanda 2-1'lik galibiyet aldı. İlk adayım benim Gakpo. Gakpo'yu seçmezse konumu oyuna sonradan girip gol atan galibiyete getiren isim Vegors'tu. Vegors gelirse süper yedek becerisi de olacaktır. Romanya 3-0'lık galibiyet aldı. Goller dağıldı arkadaşlar. Burada Draguş var. Gol attı ya da asist yapan Men var. Douglas Menli galiba. ilk ismi olabilir. Bu futbolcumuz gelebilir. Fransa 1-0'lık galibiyet aldı. Sadece Fransa değil turnuvanın favori ülkelerinden. Fransa, İngiltere 1-0'lık galibiyetler aldı ve maçlarda öyle ezici bir üstünlük falan da kurmadılar rakiplerine karşı. Konemi golü atanı tercih edebileceği gibi ki burada rakip kendi karesine gol attı. Mbappé'nin ortasında top Weber yanlış yere vuruş yapınca gol oldu. Ben Avusturya'nın aslında oyununu beğenmiştim. Güzel de oynuyorlardı. Şimdi Fransa'dan oyuncu tercih ederlerse kalecisini savunmasından herhangi bir isim de Konemi tercih edebilir. Gol yemediği için. İngiltere'ye baktığımızda İngiltere de öyle şu an bir top oynamadı. E şimdi turnuvanın favori ülkelerinden bir tanesi. Tek kale top oynamasını, bol pozisyonlu maç oynamasını beklerken daha kontrollü maç oynadılar. 3 puanlarını da aldılar. Bellingham gol attı. Gol attığı için Bellingham'ı Bellingham getirebilir Konemi. Ama gol yemediği için savunma tarafından kalecisini belki düşünebilir. Slovakya Belçika'yı 1-0 yendi. Burada da tek farklı bir skor var. Slovakya'da öyle amşan bir top oynamadı. Sürpriz isimler Konemi tercih edebilir bu 1-0'lık maçlarda. Yarın Avrupa Şampiyonası'nın özel Player of the Week paketi gelmeye başlarsa arkadaşlar benim tahminlerim bunlardı. Ki bugün Konemi öğlen vakitlerinde de bir açıklama yaparsa bazen Player of the Week yıl boyunca aslında perşembe gelecek Player of the Week paketini çarşambadan açıklıyordu. 2-3 tane oyuncuyu da bizlerle paylaşıyorlardı. Öyle bir durum olursa da sizlerle paylaşmaya çalışırım. son olarak tekrardan hatırlatmam gerekirse turnuvada vakit buldukça zaman buldukça milli takımımızı özellikle de seçtiyseniz arkadaşlar bol bol goller atarak turnuvada milli takımımıza destek olabilirsiniz. Oyun içerisinde geçen hafta başlayan iki tane turnuva var. Bir tanesi bizim milli takımımızın yer aldığı Euro 2024 diğeri de Copa Amerika'ya özel Güney Amerika takımlarının yer aldığı o diğer turnuva her iki tarafta da seçtiğiniz takımı desteklemek için goller atabilirsiniz. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Yeni gelişmeler oldukça karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.